Teda aldı topu. Dikkat onu savunuyor. Tayfun içeriye, Ege'ye. Burada basket geçerli olması gerekecek. Ege Arar. Tayfun'dan aldığı güzel pası asiste çeviriyor. İçeriye devrilen Purcell. Tekine cevap aldı. Temas da aldı. Basket faulü yakın bir pozisyon. Sadece faul. İşte Purcell. Oradan sayı bulamasa da o pas trafiğinden doğru atışı çok bilinçli bir şekilde buluyorlar. Çok olabilecek en iyi başlangıç. Brighton Lemar iki serbest atış kullanacak ki Gaziantep basket için 6-12 kala ilk sayı şansı. Fenerbahçe Beko savunmada vidaları sıkarak başladı maça. Oradan Afyon'a geldi. İlk yarıda, ilk çeyrekte düzeltiyorum. Son bir dakika artık Andrew Andrews potaya yöneldi. Vücudunu koydu araya basket, bir defa. Andrew Andrews sonunda istediğini yapabildi diyebiliriz. Çok denedi bugün ilk çeyrekte. Egemen burada Güven. Burada Egemen. Bir darbe de almış yüzüne sanırım. Egemen Güven. Yerde kaldı. Enteresan bir pozisyon. Çünkü Andrew Andrews bu arada tekrar kendine yer açmak isteyeyim derken burayı biraz abarttı. Ama basket foul'ü çıkarıyor. Bir hücum şansı daha siyah beyazlar için. Bir hücum reboundu daha geldi. Hücum faul Şehmus Hazer. Burakcan o kadar iyi oynuyor ki bugün. Hani Erdiş'in de dakikalarını şu anda almış durumda derken. Bu arada sportmenlik dışı itirazları var. Anadolu Efes'te oyuncuların. Adrian Moerman yerde kaldı. Yeniden görüntüde pozisyon. İşte burada Burhan topu çalmıştı. Rıdvan açık alanda. Sportmenlik dışı kararı için pozisyon yeniden incelenecek. Normalde savunma faul çalındı. Şimdi normal faul çalındı. Sağ eliyle yaptığı hamle topa. Ama sol elindeki hamleyi hakemler öyle değerlendirecek mi göreceğiz. Planlanan ritmin ulaşması için mutlaka o sakatların dönüyor olması lazım. Green'li, Owens'lı kadro çok daha etkili olur. Hakemler normal faul verdi. Erdi'den rebound. Muhammed Erdi. Carvel Anderson arkasındaydı. McLaren'e faul yapıyor Oliver. Hemen de yerde diye itirazda bulundu. Atıştan önce diye. Ama iki atış gösterdi hakemler. İzleyeceklerini de söylüyorlar şimdi Serkan Emlek. Bakacak pozisyona. Sportmenlik dışı faul verildi burada. Devon Oliver atıştan önce derken iş onun adına daha da tatsız bitti. Kai Wiltshire serbest atışa gitti. Faul ona yapılmamıştı. Herkes de bunu işaret ediyor.
Sportmenlik dışı faul sonrasında Michael Eric çizgiye gelmediği için, Kyle Wiltshire şu atışı kullandığı için atışlar iptal edildi. Top Türk Telekom'da kaldı. Oyunda devam ediyor.